Mario Balotelli, Gana kökenli göçmen bir ailenin ikinci çocuğu olarak Sicilya'nın Palermo şehrinde dünyaya geldi. Fakat çoğu bebek gibi mutlu, huzurlu bir ailede büyüyemedi. Bebeklik yılları oldukça zorlu geçti. Çok sık hastalanan Mario'nun doktorlara göre uzun bir ömrünün olması zordu. Demir işçisi olan babası Thomas, Mario'nun hastane masraflarını karşılayamaz hale gelince zor bir karar almak durumunda kalıyordu. Barbu ailesi daha iyi bir hayatı olsun diye onu evlatlık vermeye karar verdiler. Mario 3 yaşına basınca sosyal hizmetler aracılığıyla Brescia yakınlarında yaşayan ve onu isteyen zengin bir aileye evlatlık verildi. Zengin bir aile buldu, bundan sonraki hayatı kolay geçmiştir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siyah tenli olduğundan dolayı okul yıllarında sürekli olarak ırkçılığa maruz kalıyordu. İşin üzücü tarafı, küçücük bir çocuk olarak buna engel de olamıyordu. Ama her şeyin de bir sınırı var. Mario ona karşı sergilenen bu tavırlara artık dayanamıyor ve bir gün okulda kavga çıkarıyordu. Haklı olmasına rağmen okul müdürü tarafından suçlu bulundu. Mario bu durumu bir daha ne kendisine inanmayan öğretmenlerine ne de üvey ailesine anlatabildi. Yaşadığı her şeyi sineye çekti, içine attı. Ta ki artık kimsenin onu ezemeyeceği güne kadar. Mario'nun futbola karşı ilgisinin olduğunu fark eden Balotelli çifti onu San Bartolomeo takımına verdi. 12 yaşına kadar burada devam etti. Daha sonra Lümezzane'ye katıldı. Küçük yaşına rağmen hızlı gelişerek birkaç yıl sonra A takım kadrosuna alındı. 15 yaşındayken Serie C1'de maçlara çıkmaya başladı. O yıl hayatının ilk ciddi fırsatı karşısına çıktı. Üvey kardeşinin girişimleri sonucu Barcelona ile deneme antrenmanlarına çıkıyor, oynadığı 3 maçta 8 gol atınca Barcelona'nın ilgisini çekmeye başarıyordu. Fakat daha 18 yaşına gelmediğinden dolayı üvey ailesinin soyadını alamamış ve hala Ganalı olarak görülüyordu. O yüzden transferi gerçekleşmedi. 18 yaşına geldiğinde yaptığı ilk iş gerçek anne babasının soyadı olan Barbuah'ı bırakıp üvey ailesinin soyadını almak için mahkemeye başvurmak olacaktı. İlerleyen süreçte Gana milli takımını reddedip İtalya milli takımında oynamayı kabul etti. Onun hissettiklerini belki anlamamız zor. Fakat Mario gerçek anne ve babasını görmek istemiyordu. Tabiri caizse parayı bulunca bir çocukları olduğunu hatırladıklarını düşünüyordu. Kardeşlerinin bu olayda bir suç olmadığını düşünüyor, o yüzden onlara her zaman destek oluyordu. Barcelona hayali suya düşen Mario'ya İtalyan ekipleri kayıtsız kalamıyor, Inter ve Fiorentina onu transfer etmek istiyordu. Evine daha yakın olduğundan Inter'in teklifini kabul etti. Bizdeki deyimle pişmesi için Inter'in genç takımında forma veriliyor, o da yeteneğini konuşturup takımını Gençler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştırıyordu. 2007 yılının sonuna yaklaşırken Inter'in o dönemki teknik direktörü Roberto Mancini, Gana asıllı yıldızı futbol sahnesine çıkarıyor, Cagliari maçının 90. dakikasında oyunu alıyordu. Ardından Regina ile oynanan kupa maçında ilk kez ilk 11 çıkıyor, 2 gol birden atarak oyunuyla sahada büyüyordu. Mario Balotelli, 4 Kasım 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs Rum kesimi takımı Famagusta'ya gol atarak Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti. Bu golü attığında 18 yıl 85 günlüktü. Nisan 2009'da tıpkı çocukken sınıf arkadaşlarının işittiği o ırkçı sözlere maruz kalacaktı. Juventus'la oynanan maçta gol atıyor, Juventus taraftarları da ona küfredip ırkçı hareketlerde bulunuyorlardı. Yıllar geçiyor ama birileri çıkıp ona o günleri hatırlatıyordu. 2010 yılına geldiğimizde o dönem Inter'in başındaki isim olan Jose Mourinho'nun zapt edilemez diye tarif ettiği Mario Balotelli, Inter'de forma giyerken takımın ezeli rakibi Milan'ın taraftarı olduğunu açıkladı. Bu fırsatı kaçırmayan televizyoncular golcü oyuncuya Milan forması giydirdiler. O da ezeli rakibin formasını giymekte bir sakınca görmedi. Tabii ortalık bir hayli karıştı. Mourinho ayrıca Balotelli için Figo, Zanetti ve Cordoba'dan daha az çalışan oyuncuyla işim olmaz diyerek onunla daha fazla uğraşamayacağını açıkça ortaya koymuştu.
Balotelli'nin menajeri, en az onun kadar olayların adamı Mino Raiola, Inter'deki son 8 ayında bazı Interli futbolcuların Balotelli'yi savunma odasına sıkıştırarak dövdüğünü, teknik direktör Jose Mourinho'nun da hakaret ve küçük düşürücü sözler söyleyerek genç futbolcuyu hedef gösterdiğini savundu. Inter yönetimini de eleştiren Raiola, kulüp ona sahip çıkacağına idman fermanını hazırlıyor dedi. Inter kariyerinde 3 İtalya Lig Şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı Balotelli. Son dönemde yaptığı hareketler, söylediği sözlerle suyu ısınan futbolcu, 2010 yaz transfer döneminde eski hocası Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City'ye 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. City taraftarları golcü futbolcunun transferine sevinirken başlarına gelecek olanlardan bir haberdiler. Roberto Mancini belki de onun kariyeri boyunca daha fazla profesyonel olması için en çok çabalayan, emek veren teknik adam olmuştu. İtalyan hoca Mourinho'nun adına çizik attığı genç futbolcuyu adam etmeye çokça çalıştı ama başarıya ulaşamadı. 2010 yılında en iyi genç oyuncu ödülünün de sahibi olan Balotelli, ödül için yarıştığı Jack Wilshere'le ilgili sorulan bir soruya ''Adı neydi? Will. Hayır, onu tanımıyorum. Belki gelecek sefere ona ödülümü gösterebilirim.'' şeklinde cevap veriyordu. Mario ilk sezonunda ligde 17, toplamda 28 maça çıkıp 10 gol buldu. 12 sarı kart, 2 de kırmızı kart gördü. Bir forvet oyuncusuna göre yüksek olan bu sayılar onun sağ dışı kadar sağ içinde de sorunlar yaratacağının sinyalleriydi. 2011-12 sezonu Manchester City tarihi açısından çok önemli bir sezon olacaktı. Ligin son haftasında 90+4. Dakikada gelen şampiyonluk sadece İngiltere'de değil dünyada gündem oldu. Balotelli de o sezon ligde 23 maçta 13 gol 1 asist oynadı. Yaptığı o tek asist ise şampiyonluğu getiren golün asisti oldu. Ne güzel, adam takımı şampiyon yapmış diyeceksiniz ama birazcık durun. Olayların adamı olarak görülen Balotelli, İngiliz kulübünde geçirdiği 2,5 sezonda sadece bir kez para cezasına çarptırıldı. O da şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine İtalya'ya gittiği için. Aynı sezonun 9. haftasında oynanan ve 6-1 City'nin üstünlüğüyle biten Manchester derbisi öncesi evinin banyosunda havai fişek patlatarak yangın çıkaran İtalyan forvet yine gündeme oturmayı başardı. Fakat o bunu kabul etmedi. Gazeteler olayı yanlış yazdılar, ben hiçbir şeyi ateşe vermedim. Arkadaşım benden habersiz bir şekilde banyoda havai fişek patlatmış. Banyodaki çığlıkları duyana kadar olaydan habersizdim, diyordu. Bu olaydan günler sonra bir havai fişek güvenliği kampanyasının yüzü olmayı kabul etti. Yoğun eleştirilerin hedefindeki Mario, tarihi bir skorla biten maçta attığı golün ardından ''Neden hep ben?'' yazılı tişörtünü gösteriyor, eleştirilere kendi tarzında cevap veriyordu. ''Neden hep o?'' sorusuna yanıt verilebilecek bir olay var şimdi sırada. 2011 yılında Jenny Thompson isimli hayat kadınıyla basılan İngiliz yıldız Wayne Rooney, o dönem ada basınında gündem olmuştu. Bir restoranda aynı kadınla karşılaşan Mario Balotelli, Rooney tezahüratlarıyla ortalığı inletiyor, daha sonra da kız arkadaşını Jenny Thompson'la aldatıyordu. Bu olay yetmezmiş gibi golcü oyuncunun genç takım oyuncularına dart fırlattığı ortaya çıktı. Kulüp yönetimi olayla ilgili savunmasını aldı ancak kimsenin yaralanmadığı olay uzun süre konuşuldu. Balotelli ise yaptığı açıklamada ''Evet, dart oynuyordum ama hiç kimseye ok falan atmadım.'' dedi. Mario Balotelli'den en çok çeken isimlerin başında Roberto Mancini geliyor demiştim ya, bir de ona örnek verelim. 2011 yazında Los Angeles Galaxy ile Manchester City arasında oynanan hazırlık maçında adeta şımarıklık yaparak kaçırdığı golün ardından Edin Dzeko ve Mancini'yi çıldırtmıştı. Bu pozisyonun ardından yerini James Milner'a bırakan İtalyan oyuncu kulübede sinir krizi geçirdi. Balotelli offside olduğu için o hareketi yapmış olabilir mi iddialarını reddeden Mancini, umarım bu ona ders olmuştur cevabını veriyordu. Hani bazı insanlar için deli mi akıllı mı anlayamadım denir ya, Balotelli de o ayarda bir adam. 2012 yılında yaşadığı iki olayla yine adı manşetleri süsledi. Arabasıyla giderken çok sıkışmış ve bir okulun bahçesine lüks aracıyla girmiş, ardından okulun tuvaletini kullanmıştı.
Daha sonra kantine gidip öğrencilerle konuşmuş, öğretmenler odasını ziyaret etmişti. Yine bir gün lüks aracıyla bir benzin istasyonuna girmiş, aracına benzin doldurulurken istasyonda bulunan tüm araçların da depolarının doldurulmasını söylemişti. Neye uğradığını şaşıran araç sahipleri, o yıllarda yoğun olarak kullanılan forumlarda Balotelli için Robin Hood yorumları yapıyor, Balotelli ise bu olayların yaşandığını kabul etmiyordu. Hani videonun başında dedik ya, çocukken onu çok ezdiler ve o da hep içine attı diye. İşte bu olayların birçoğu o günlerde yaşadığı sorunların dışa vurumuydu aslında. Yokluk yüzünden terk edilmek, aşağılanmak, ırkçılığa maruz kalmak. Onu aşağılayanların ulaşamayacağı zenginliğe, üne ve rahata kavuşunca o da o günlerin belki de öcünü alıyordu, kimseyi hedef göstermeden. Aracını durduran polis memuru, yan koltukta duran bolca paranın neden yanında olduğunu sorunca "Çünkü zenginim." cevabını vermesi de belki bu sebeptendi. Mario Balotelli yaptığı bazı hareketlerle de komik duruma düşüyordu. Manchester City ile Dinamo Kiev arasında oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi idman yeleğini giymeyi bir türlü beceremeyen Mario komik görüntülere sebep oldu. Yeleği giymeyi başaramayınca da sinirlenip yere fırlattı. Bir idman sırasında da Mika Richards'tan istediği pasları alamadığı için sinirlenmiş, arkadaşının söylediği "Büyü artık Mario" sözü üzerine aslında yakın arkadaş olan iki futbolcu birbirine girmişti. Balotelli'nin eski takım arkadaşı Sergio Agüero kitabında eski takım arkadaşı ile ilgili şunları söylüyordu. "Balotelli'nin City'de olduğu zamanları özlüyorum. Hepimiz Mario'nun biraz deli olduğunu biliyorduk. Aptalca şeyler yapıyordu ama hepimiz onu çok seviyorduk. Belki de onun gibi çılgınlıklar yapmak istiyorduk. O kendisini kimsenin sevmediğini düşünüyordu. United maçını 6-1 kazandığımızda formasının altına o meşhur tişörtü giydiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Kızlar, sigara, polis, kırmızı kartlar, park cezaları, havai fişekler ve hep bir nedeni vardı. Her zaman ben yapmadım derdi. Kendisine senin yaptığını kanıtlayan bir fotoğraf var derdim. Onu asla unutmayacağım. İki sezonda yaşadığı bunca olaydan sonra İtalya milli takımıyla katıldığı Euro 2012'de boy gösteriyordu. Turnuva öncesi en çok konuşulan konulardan biri ırkçılıktı. Balotelli ise bu konuyla ilgili "Irkçılığı kabul etmiyorum, bu kabul edilemez. Eğer biri bana sokakta muz atarsa o kişiyi öldüreceğim için hapse girerim." diyordu. İtalya yarı finale yükselmeyi başarıyor, yarı final maçında Almanya'yı 2-1 yeniyor, iki golü de Balotelli atıyordu. İkinci golün ardından formasını çıkarıp vücudunu göstererek şovunu yapıyordu. Tabii forma çıkarmanın cezası kart olduğu için haliyle hakemden sarı kart görüyor ama buna anlam veremeyerek "Sanırım birileri vücudumu kıskandığı için bana sarı kart gösterdi." göndermesini yapıyordu. Bir nevi İbrahimovic edasıyla konuşuyordu. İtalya finalde İspanya ile karşılaşıyor ve maçtan sonra Balotelli'nin bütün neşesi de kaçıyordu. 4-0 kaybettikleri maçın ardından kupa töreni sırasında gözyaşlarını tutamıyor, basında en az final kadar bu olayda konuşuluyordu. 2012-13 sezonunda City forması ile 14 lig maçına çıkıp bir gol bir asist üretebildi. Sezonun devre arası yaklaşırken Balotelli ve Mancini arasında antrenmanda kavga çıktı. Mancini Mario'nun yakasına yapışmış, dev gibi olan futbolcuyu yıkmaya çalışmış ama sadece sarsabilmişti. Araya giren diğer futbolcular ve teknik ekip zor da olsa İtalyan hocayı oradan uzaklaştırabildi. Bu olay sonrası Mancini bile ondan ümidini kesiyordu. Daha önce Milan taraftarı olduğunu söyleyen Mario, 20 milyon euro karşılığı Milan'a transfer oldu. Kırmızı siyahlı formayla ilk maçına 3 Şubat 2013'te Udinese karşısında çıktı. Ligin ikinci yarısında 13 maçta 12 gol atarak adeta müthiş bir geri dönüşe imza attı. 2013-14 sezonunda belki de uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar istikrarlı oynuyordu. Toplamda 41 maçta 18 gol, 8 asistle 26 gole doğrudan katkı sağladı. Ligi 8. bitiren Milan 20 milyon euro karşılığında Balotelli'yi Liverpool'a sattı. Sadece bir sezon forma giydiği Liverpool'da beklentilerin çok uzağında kalan Mario 16 lig maçında sadece bir gol bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Real Madrid'le karşılaştığı maçta yaşanan olayla bir kez daha gündem olmuş, Brendan Rodgers'ı adeta çılgına çevirmişti.
devre arasına 3-0 geride girdikleri maçta daha maç bitmemiş, sadece devre arası olmasına rağmen Real Madridli Pepe ile formasını değiştirmişti. Tabii bu olay onun yeni takımında da mimlenmesine sebep oldu. 15-16 sezonu öncesinde de eski takımı Milan'a kiralık olarak gönderildi. Fakat ikinci Milan dönemi de pek parlak geçmedi. 20 maçta görev almasına rağmen sadece bir gol atabildi. Sezon sonu Liverpool'la olan sözleşmesi bitti ve bonservis ücreti olmadan Fransız takımı Nice'le anlaştı. Mario kötü geçen sezonların ardından Fransa'dan selam çakıyordu attığı gollerle. Lig 1'de 23 maçta 15 gol buldu. Bir sonraki sezon 28 lig maçında 18 gol, toplamda ise 38 maçta 26 gol attı. Yaşının da ilerlemesiyle sorunlu futbolcu, yaramaz çocuk yakıştırmalarından uzaklaştıran performanslar sergiliyordu. Eğer tutunamayanları anlatıyorsak her şey bu kadar uzun süre mükemmel bir şekilde ilerleyemez. İlerleyemedi de. Güzel geçen iki sezonun ardından Nice'de adeta dokunulmaz hale gelen Balotelli, önceki sezondan kalan 3 maçlık cezasını tatiliyle birleştirip 12 haftalık bir tatil yaptı. Tabii bu süreçte antrenman yapma ihtiyacı da hissetmeyince kulübe geri döndüğünde tam 100 kilo olmuştu. Kulüpten bir yönetici Mario'ya ateş püskürüyordu. Takımın antrenmanlarına katılmadı, burada yoktu. Olma gibi zorunluluğu da yokmuş gibi hissediyordu. Marsilya ile transfer görüşmesi yapıyordu. Zaten ligin ilk 3 haftası cezalıydı ve tatilini uzattı. Vücut şekli de hiç hazır gözükmüyordu. Arsenal efsanesi olan ve o sezon Nice'i çalıştıran Patrick Vieira da İtalyan forvet için pek iyi şeyler söylemiyordu. Balotelli'nin zihniyeti kolektif sporlara yatkın değildi. Benim yerleştirmek istediğim felsefeye uygun biri değildi. Mario gibi bir oyuncuyla çalışmak benim için oldukça zor oldu. Birlikteyken ikimiz de zorlandık ve ayrı yollara gitmeye karar verdik. Bu sorunlar yaşanmaya başlayınca yeni takım arayışları da başlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı sıklıkla anılıyordu ama o yine bir Fransız ekibi olan Marsilya ile anlaştı. Yarım sezonda 15 maça çıkıp 8 gol attı. Sezon sonunda ise bir kez daha valizini topluyordu. 2019-20 sezonu öncesi yeniden çizmeye dönen Balotelli, Türkiye'de adı günlerce manşette yer alan ama gelmeyen futbolcular kervanına katılıyor, Brescia ile sözleşme imzalıyordu. 30 yaşına gelen futbolcu Fransa'da iyiye gidiyor gibi görünse de aslında hiçbir şey değişmemişti. O bildiğimiz Balotelli'ydi. Takımla antrenmanlara katılmıyor, sahaya çıkıp biraz görünüp ondan sonra ortadan kayboluyordu. Kulübün başkanı Massimo Cellino, İtalyan futbolcuyla ilgili şu sözleri söylüyordu. Balotelli konusunda hayal kırıklığı yaşadık. Garip bir çocuk. Aklı bizimle değil. Biraz anarşik bir durumu var. Onu basına malzeme olmak için değil, gerçekten katkı sağlayabileceğine inandığımız için aldık. Bizi hüsrana uğrattı. Takımdan ayrılacak. Dediği gibi de oldu. Sözleşmesinin feshedilmesi teklif edildi. O da bunu kabul etti. 2020-21 sezonun yarısını boşta geçirdi. Sezon başında Beşiktaşlı adı anılsa da Sergen Yalçın disipline etmesi zor bir futbolcu olduğunu düşünerek transferini reddetti. Tıpkı diğer tutunamayanlar bölümlerinde anlattığımız gibi o da artık bir yarışın içinde olmaktan kopmuş, hedefi kalmamış, gözden düşmüş bir isim olarak daha alt liglerde oynamaya başladı. 2020'nin sonunda da Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B takımlarından Monza ile anlaştı. Oynadığı 12 maçta 5 gol attı, takımı ligi 3. bitirip playofflara kaldı. Fakat rakip takım bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Futboldan kazandığı parayla Afrika'daki insanlara yardım eden, bazı yılbaşlarını ailesiz çocuklarla kutlayan, fakat bazen de içindeki hırsı, öfkeyi takım arkadaşlarından, hocasından, rakip futbolculardan çıkaran, yeteneğine ters oranla, adı hep yaşadığı magazinsel olaylarla anılan Mario Balotelli, Avrupa futbolunun gördüğü en sıradışı futbolculardan biri. Avrupa'nın hatırı sayılır takımlarında forma giymesine ve İtalya milli takımında oynamasına rağmen çok erken yaşta gözden düştü. Ona inanan neredeyse herkesi bir şekilde yarı yolda bıraktı. Formasının altına giydiği tişörtte yazan "Neden hep ben?" sorusunu bize değil de kendisine sorsaydı belki de bugün onun hakkında bambaşka şeyler anlatıyor olurduk. Tutunamayanlar, benim hikayem kanalının belki de en sevilen, en tutulan serisi oldu. Fakat bu kadar sevilmesinin yanında içeriğin hazırlanma süreci ve konu bulması
en zor serisi de diyebiliriz. Mario Balotelli hikayesi de bu serinin en yeni videosu. Umarım beğenmişsinizdir. Tutunamayanlar videolarının altında bazen şu tarz yorumlarla karşılaşıyorum. Bu adam senin ömrü hayatında göremeyeceğin kadar parayı kazanmış, sen neyin tutunamamasından bahsediyorsun diyorlar. Ama her şey para değil bildiğiniz gibi. Yani anlattığım isimlerin bazıları sakatlıklar yaşamış, şanssızlıklar yaşamış olabiliyor ama bir kısmı da kendi yaptığı hatalardan dolayı bu durumlara düşmüş oluyor. Yeni nesil futbolcuların da bu tarz hatalara düşmemesi, gençlerin ibret alması açısından bence önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda da yeni seriler karşımızda olacak. Umarım beğenirsiniz. Yorumlara tutunamayanlar yazarsanız çok sevinirim. Yeni bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.